Merhabalar. Altınoluk uygulama için tekrar bir aradayız. Üst menüden Start, Mechanical Design ve Part Design diyoruz. YZ düzlemini seçip Sketch ikonumuza tıklıyoruz. Şimdiki uygulamamızda Profil, Elongated Hole komutu, yine Profil komutunu kullanarak Konsol komutuyla ölçülendirme yapacağız ve işlemimizi bitireceğiz. Profil komutumuza tıklıyoruz. Profil komutumuza tıkladıktan sonra sıfır atabur noktasından yukarıya doğru 101 çizgi çiziyoruz. Daha sonra Sketch Tools arayüzünden tanjant arc seçiyoruz. Profil komutundayken söylemiştim. Profil komutu düz çizgi çizmemizi sağlar. Tangent arc yani teğet olarak yay çizmemizi sağlar. Bir de ekrandaki seçmiş olduğumuz 3 noktadan geçen 3 point arc yani 3 noktadan geçen yay çizmemizi sağlar demiştik. Şimdiki uygulamamızda ise düz çizgi çizdik. Şeklimize göre tangent arc seçiyoruz. Şöyle bir yay oluşturuyoruz. Zaten tıkladığımız zaman bakın tanjant arc tıklayınca zaten kendiliğinden bir yay oluşuyor. Şeklimize baktığımız zaman yarım bir çember. Aşağıya doğru düz bir çizgi. Sonra sol tarafa doğru bir çizgi. Bu şekilde şeklimizi bakarak benzetiyoruz. Sonra şu şekilde açılamasını sağlıyoruz. Tekrardan 0.0 noktasına giderek şeklimizi benzetiyoruz. Evet, şimdi ise ölçülendirmemizi yapıyoruz ama evet ölçülendirmemizi yapalım. Constraint komutumuzu çift tıklıyorum. Burası 80 olacak. 80, okey. Burası yarı çapı 30 olacak. 30 olarak düzeltiyorum. Şimdi burası 32 milimetre. 32. Tamamı yani şuradan şuraya kadar olan mesafemiz 60'tı zaten. O yüzden mor bir çizgi oldu. Çünkü yarı çapını 30 aldığımız için ayarlamış olduk. Ölçülendirmeye tekrardan devam ediyoruz. Burası 20 milimetre. Evet. Burası 14 mm şeklimize göre yapıyoruz. Bunu şuradan oktan basılı tutarsanız yine ayarlayabilirsiniz. Burası 20 mm. Okay. Şimdi açılı olan çizgimizi dikey bir şekilde görmesi sağlayacağız. Constraint'imizi tıkladık. Açılı olan çizgimizi seçtik. Açılı bir şekilde duruyor. Rakam tıkladıktan sonra bir kere sağ tuşu yapıyoruz. Buradan da Vertical Measure Direction seçerek dikey bir şekilde ölçülendirmesini sağlıyoruz. Burası 25 mm. Okey diyoruz. Evet. Şimdi ise Profil komutumuzu tekrar kullanıyoruz. Profil komutumuzu tekrar kullandıktan sonra ekranımızın şuradaki yayımızın merkez noktasından merkez noktasından bir miktar şöyle sol tarafından başlıyoruz. Tıkladım. Tıkladıktan sonra aşağıya doğru bir miktar geliyoruz. Evet, sağa doğru çıkıyoruz, gidiyoruz. Gittik. Yukarı doğru tekrardan geçirdik. Şimdi Center Rectangle komutunu kullanıyoruz. Ve birleştirdik. Şimdi ölçülendirmemizi yapalım. Merkez noktasının tabana kadar olan mesafesi 8 mm olacak. Evet, bunu ayarladık. Bir de yarı çapını 15 mm ayarlıyoruz. Okey diyoruz. Şimdi ise Rectangle komutunun içerisinde Elongated Hole komutunu tıklıyorum. Şuradan tık yapıyorum. Eksen çizgisini oluşturdum. Yukarı doğru çekerek
şeklimizi oluşması sağlıyorum. Şimdi yarıçapının 7.517'ini gösteriyor. Biz 5 mm ayarlıyoruz. İki eksen arasındaki mesafe şeklimize göre 20 mm olacak. 20 mm olarak ayarlıyoruz. Şimdi ise eksen çizgimizin tabana kadar olan mesafesi 20. Evet. Uç noktamızın şuradaki mesafesi ise şeklimize göre 10 mm olarak ayarlıyoruz. İki boyut olarak oluşturmuş olduğumuz çizgimizin yani çizimimizin doğru olup olmadığını anlamak için de şu şekilde bir kontrol yapıyoruz. Bunu önceki çizimlerde söylememiştim ama şimdi söylemiş olayım. Tools, Sketch Analysis deyince eğer buradaki status kısmında Open yazısı var ise ya da Implicit diye bir yazı var ise bu buradaki şekilde birleşmeyen noktalar ve orta artık çizgiler olduğunu gösteriyor. Şu anki yapmış olduğumuz çizimimizde herhangi bir problem yok. Görüşmek üzere.